Koç burcunu neler bekliyor diyorsanız, koçlar aslında birçok şeyi para konusunda dengelemeye çalışsalar da hala geçmişe ait borçların mücadelesini veriyorlar. Bir yandan da farklı yatırımlar planı içerisindeler. Onlar için 14 Ocak daha radikal kararların doğru noktasını bulma dönemi olacak. Ama büyük beklediği farklı iki ayrı noktadan büyük bir iş teklifi bekliyor. Bugün yarın olmasını istediği bu teklif de gerçekten imzalanacak ve istediği, hedeflediği noktaya erişmiş olacak. Özel hayat konusunda aslında evliliğiyle ilgili ya da ilişkisiyle alakalı şu an için aynı rutinde devam ettiği için renk yok. Yani devamlı para, iş, koşturma yüzünden ilişkinizin rengi aşağı düşmüş. Biraz ilişkiye heyecan katmak lazım. Özel hayat biraz renklendirip baş başa vakitler geçirmemiz gerekiyor. Sizde de sağlık olarak ayak mantarı ya da ayak varizlerden kaynaklanan damarlarla alakalı sıkıntı olabilir. Sağlığınıza dikkat edin. Ama ev değişikliği yapmak isteyen bazı koç burçları için de Ocak sonuna kadar hedeflediğiniz noktada doğru ev yatırımı gerçekleştirmiş olacaksınız ve hayırlı olacak. 14 Ocak Boğa burçlarını neler bekliyor diyorsanız, boğaların aslında en büyük sorunu yöneticilerinden kaynaklanan bir gerginliği iyileştirmek üzereler ve bu başarıyı en iyi şekilde yapacaksınız. Hatta devletle de alakalı bazı evraklı işleriniz var, bunları da toparlayacaksınız. Sizin de son zamanlarda şiddetli baş ağrınız, baş dönmeniz var. O yüzden kulaktan kaynaklanan bir sıkıntınız olabilir. Boğalar dikkat edin. İlişki konusunda da yaşadığımız ilişkiyle ilgili ufak tefek gerginlikler ve bu gerginlikler eğer zaman ayırmazsanız daha çok artacak. Son zamanlarda dikkatsizlikten kaynaklanan ufak tefek düşmeleriniz olabilir. Ev enerjiniz daralmış olabilir. Evde tarçın yakabilirsiniz, karanfil yakabilirsiniz. Bu size iyi gelecektir. Bir de son zamanlarda ailenizle alakalı yaşanan sağlık problemi sizi gerdi ama sürpriz bir aşk var boğa burçlarını. Bunu doğru değerlendirin istiyorum. 14 Ocak İkizler Burcu'nun neler bekliyor diyorsanız, onların da iş tempoları, yoğunluk ve uzun süredir iş bekleyen bazı İkizler Burcu için inanılmaz güzel bir teklif ve bu teklifi kaçırmayacaksınız. Bir de devletle alakalı evrak işleriniz, yani atama ya da devlet işlerine girmek istiyorsanız da çok büyük sürprizle güzel bir kapısı açıklanacak. Bazı ikizler burcunun yöneticilerinden kaynaklanan işten çıkartılma gibi bir durum olabilir. O yüzden ikizler bu ay, Ocak ayı bitmeden işinize çok doğru sahip çıkın, zarar görebilirsiniz. Uzun süredir de yanınızdaki yöneticiniz ya da yanınızdaki kişiler tarafından çok fazla kıskanılıyorsunuz. Bu enerji içinde mutlaka 101 adet besmele çekin ki enerjiniz dağılsın. Ailevi sorunlar uzun süredir devam ediyordu ama siz iş takıntısı olduğunuz için aile sorunlarını kenara attınız. Evet, iş probleminiz bittikten sonra aile sorunlarınızı da çözeceksiniz. Dingin bir kafaya giriş sağlayacaksınız. Sizde stresten kaynaklanan uyku problemi olabilir. Dikkat diyorum. 14 Ocak Aslan burçlarını. Hayır ya, yengeçteyiz, ne aslanı ya, kafam karıştı bir an, ne oldu? 14 Ocak yengeç burçları neler bekliyor diyorsanız, yengeçler ciddi anlamda sağlıkla ilgili yaşadığı bir çöküş dönemi yaşıyorlar. Vücuduna bu grip ve enfeksiyon üzerinde uzun soluklu yattılar. Vücutları iyileşmeye ihtiyacı var. O yüzden onlarda böyle bir dinlenme, uyuklama, vücudunu iyileştirme dediğimiz bir hafta geçişi sağlıyorlar. Ama yeni iş anlaşmaları olan bazı yengeçlerde güzel bir oluşum sağlanacak. Yeni imzalar atılacak. Aşk konusunda çok şanssızım diyen bazı yengeç burçları için de inanılmaz derecede 16 Ocak ya da 17 Ocak aşka yelken açma ve uzun süredir çocuk isteyen bazı yengeç burçları için de bu yılın Mart ayına kadar çocuk sevinci olacak. Ve son zamanlarda araç almakla ilgili fikirleriniz var. Sanki kenarda ufak bir paramız var, arabaya çevirmek istiyorsunuz. Bunu da doğru bir zamanda yapacağınızı söyleyebilirim. Bazı ek işler de almak istiyorsunuz. Bu ek işler için güzel teklifler var. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Sizde de göz problemi olabilir. Sağlığınıza dikkat edin diyorum. 14 Ocak Aslan burçlarını neler bekliyor diyorsanız, aslanların evet iş, evrak, dosya, kağıt, onu koştur, bunu koştur, hala elimde para yok, hala mağdurum diyen bazı aslanlar için Ocak bitimi gerçekten verimlilik,
aydınlık olacak ama biraz Ocak onları gerçekten zorlayacak bir ay. Biraz sabırlı olursanız hedeflediğiniz birçok nokta ve yurt dışı fikirleriniz var. Gitmek istiyorsunuz, artık ben daraldım diyorsunuz. Bu kapılarınızı da zorlayıp gideceksiniz. Özel hayat konusunda aslında doğru bir ilişkiniz var. Sadece parasızlıktan bazı dengeleri tam oturtamıyorsunuz. Bunun için biraz daha vaktiniz var ve Allah nasip ederse en iyi şekilde haneniz huzur bulacak. Biraz ilişkilerin anne ya da baba, ya eşinizin ya sizin ailenizde bir sağlık problemi olabilir. Bu da mideyle alakalı olabilir. Dikkat edilmesi gerektiğini söyleyebilirim. 14 Ocak Başak burçları ile ilgili neler bekliyor diyorsanız, Başaklar aslında hem ocağın soğukluğu hem içinin soğukluğu böyle buz kesti. Çünkü onlarda hiçbir şey olmuyor, hiçbir şey ilerlemiyor. Hala aynı noktadayım, hala aynı şeyleri yapıyorum, hala amacıma ulaşamadım diyen, evimi değiştirmek istiyorum, araba almak istiyorum diyen Başaklar için de Şubat çok büyük bir başlangıç olacak. O yüzden Ocak onları zorlama, zorda kalma ve parasal hayatınızla idare etmeye çalıştığınız bir hafta. Bence bunların hepsini aşacaksınız. Hatta yeni bir işte gibi ya da yeni oluşumlar yaratmaya çalışıyorsunuz. Bunları da başaracaksınız. Özel hayat konusunda da evet, güzel bir ilişki var. Onu netliğe kavuşturmak istiyorsunuz ama ilk önce iş problemlerinizi halledip ondan sonra bunu netliğe kavuşturma fikriniz var. Bunu da gayet hayırlı ve aydınlığa kavuşturacaksınız. Sizin de anne ya da baba ya da kardeşler arasında yaşanan bazı karışıklıklar bitecek. Birinin bir operasyonu olacak. Biraz sıkıntı yapacaksınız ama sonu gayet hayırlı ve aydınlık. Çocuk isteyen bazı başaklar için de biraz daha beklerseniz, çünkü ev işini halletmeye çalışıyorsunuz. Ev işinizi hallederseniz hayırlı bir çocuk evresine giriş sağlayacağınızı söyleyebilirim. Ufak tefek arkadaşlarınızla hafta sonu güzel geçecek. Bunun tadını çıkartın. Endişe etmeyin. Sizin de hayatınızda büyük olumluluklar var olacak diyorum. 14 Ocak terazi burçlarına neler bekliyor diyorsanız, teraziler maddi anlamda değil de manevi anlamda çok fazla sıkıştılar. Milletin derdini dinlemekten, milletin kederini dinlemekten kendilerine vakit ayıramadılar. O yüzden onlarda da biraz kendileriyle alakalı ufak ufak seyahatler, ufak ufak kendine alışveriş yapmalar gibi fikirler söz konusu olacak. Son zamanlarda da evdeki eşyalarla ilgili yenilik geliyor. Ampul değiştirmek ya da ampul almak gibi yenilikler oluşturacak. Çok uzun süredir elektriklerle alakalı sıkıntılar vardı bunlar. Düzelecek gözüküyor. Ufak tefek yatak odasını değiştirme fikri olan terazi burçlarımız var. Hani şunu mu değiştireyim, bunu mu değiştireyim dediği süreçler var. Bunlar değişecek ve hayırlı olacak. Sağlık konusunda da tırnakta batıklar olabilir. Ya da alerjik bir sorununuz olabilir, kaşıntınız olabilir avuç içinizle alakalı. Dikkat edin. Uzun süredir de arkadaşlarınızla yemek yemek istiyorsunuz, evinizde ağırlamak istiyorsunuz. Evet, böyle bir hafta sonunda tüm dost ve okul arkadaşlarınızla birlikte geçireceğiniz bir süreç olacak. Bu sizin için gayet keyifli ve güzel. Hatta şöyle söyleyeyim, pazar ailevi kahvaltı dediğimiz bir sürece de dahil olacaksınız. Keyifli olacak. 14 Ocak akrep burçları neler bekliyor diyorsanız, akrepler de büyük işler peşine tekrar koşturmaya başladılar. Ufak tefek bazı borçları hallettiniz. Hatta evdeki değişmesi gereken eşyanızı ufak ufak değiştirdiniz. İşle alakalı da konumunuzla ilgili bir basamak değişikliği gündemde, bunun sevincini yaşayacaksınız. Hatta şans kapısı var bu ara. Küçük oyunlar oynayabilir. Ne bileyim, şans oyunu, milli piyango gibi alabilirsiniz. Bu ara şans ışıkları sizin üzerinizde gözüküyor. Uzun süredir arkadaşlarınızla değil de ailevi evinizde ziyaret, yemek vermek istediğiniz insanlarınız var. Akrabalarınızla ilgili vakit geçirmek. Bunları halledeceksiniz. Özel hayat konusunda da ilişkinizle alakalı biraz daha renklendirmek arası kararı içerisindesiniz. İlişkiye şans verme dönemi akreplerde ve evlilik yapmak isteyen bazı akreplerde de, yani 2019'un Şubat'ına kadar evlenmek isteyen birçok akrep var. Bunlar da evliliklerini gerçekleştirecek. Sizde de yaza hazırlık, yazlık gibi ya da yazın planını şimdiden yapma gibi kararlar oluşumu yaptı akrep burçları. Şimdiden tatil planları içerisindesiniz. Hatta ufak ufak bir kayak seyahati ya da kar seyahati yapabilirsiniz. Akreplere iyi gelecek diye düşünüyorum. Akreplerde kardeşlik arasındaki soğukluk geride kalacak. Mutlu bir kardeş dönemine giriş sağlayacak. 14 Ocak yay burçlarına neler bekliyor diyorsanız, yaylarda sinir harbi değil de
İnsanların ona yarattığı yalanlar, söylemler onu çok fazla rahatsız etti. Biraz içine kapanmak istiyor yay burçları. Kimseyi dinlemek istemiyor. Kitap okumak, resim yapmak, tiyatroya, sinemaya, ya böyle bir evre değişikliği yaşamak istiyor bazı yaylarımız. Yapın, size iyi gelecek. Ve uzun süredir de işinizle alakalı aksayan ve sorunların önünü halletmiş, daha rahat geliş sağlayacaksınız ve yerinizi netliğe kavuşmanın tadını çıkartacaksınız. O yüzden yay burçları aslında hedefledikleri bazı şeylere eriştiler. Sadece özel hayat konusunda istediği aşkı da istediği ilişkiyi yaşayamadığı için kafası devamlı sinema, tiyatro, müzik tarzı enerji. Bir de son zamanlarda estetik takıntısı başladı yay burçlarında. Hani göğüs yaptırayım, ne bileyim, yanak yaptırayım ya da botoks zamanı. Böyle bir gündemde hem kendinizle uğraşacağız hem de sporla da uğraşmak istiyorsunuz yaylar. Keyifli olacak, spor da size iyi gelecek ama aşk ne zaman derseniz Ocak bitiminde doğru aşka yelken açacaksınız diyorum. 14 Ocak oğlak burçlarını neler bekliyor diyorsanız, oğlakların aslında çok yoğun giden, daha yoğunlaşmasını ve hedeflediği bazı ortaklı işler var ve bu ortaklı işlerin arkasından büyük paralar ve inşaatla alakalı çözmek istedikleri bazı evraklar var. Bunların hepsini oğlak burçlarımız çözecek ve aileden de üzerine geçmesi gereken bazı tapular var. Bunları da halledeceksiniz ama yasal süren bazı mahkemeler var. Bunların sonucu için biraz daha beklemeniz lazım. Yeni atılımlar, yeni işler, hedefleriniz var. Kendinize kurmak istediğiniz ortaklı işleriniz var. Bunların hepsini rayına ve para hayatınıza oturttuktan sonra öyle güzel sistemini kuracaksınız ki, yani dengenizde aslında sizin hiç olmadık kadar huzurlu bir akış sağlanacak gözüküyor. Aşk konusunda rutin gidiyor. Heyecan yok diyorsun ama heyecanı senin de yaratman gerekecek bir haftaya geri sağlayacaksın. Ufak tefek sürprizlerle ilişkiyi dengeleyebiliriz. Sizde de uyku apnesi ya da uykuyla ilgili hırıltılarınız gündemde olabilir. Bir uyku dengenizi kontrol etmeniz daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. 14 Ocak kova burçları ile ilgili neler bekliyor diyorsanız, kovaların aslında ailesiyle alakalı bir sağlık operasyonu ya da öyle bir üzüntülü bir olay onları biraz şok etti. O yüzden iş, para filan geride bıraktılar. Sadece onun iyileşmesi ya da onun mücadelesini veriyorlar. Ama o feraha erdikten sonra tekrar rutin eksik giden şeyleri iyileştirmek, hatta siz bulunduğunuz işi bırakıp farklı bir işe geçiş yapmak istiyorsunuz. Uzun süredir bununla ilgili altyapı oturtmanız var. Evet, kovalarda istediği iş kapısı hayırlı olacak ve hatta boşanmak isteyen bazı kova burçları için de Ocak ortasından sonra radikal bir karar vereceksiniz ve yol ayrımı ya da ev ayrımı dediğimiz sürece giriş sağlanacak. Evliliğiyle ilgili çocuk isteyen bazı kovalar, evet, parasal evrelerini toparladıktan sonra haneye çocuk istiyorlar. Bu da hayırlı ve uğurlu olacak. Ve kendi eşinizin ailesinden kaynaklanan bazı dedikodular biraz ilişkimizi yıprattı. Biraz eşinizin aile tarafına takmazsanız daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Çünkü siz detaycısınız, panik hatanız var. Bu panik hatanız size ileride sıkıntı yaratabilir. Sakin olun. Olaylara sakin tutarsanız siz daha başarılı ve huzurlu bir düzene giriş sağlayacaksınız. 14 Ocak balık burçlarını neler bekliyor diyorsanız, gerçekten balıklar şöyle yapınca gerçekten balık olduğunu anlıyorsunuz. Balık burçları için aslında çok koşturmalı iş temposu var. Yani inanın vakit yok ve özellikle devlette çalışan bazı balık burçları ciddi stresli ve gergin ve özel iş yapan bazı balıklar da kendi konumları ile ilgili değiştirmek istediği yönler var. Özellikle Ocak 20-25 onlar için çok daha doğru ve hayırlı bir süreç olacak. Balıklar güzel anlaşmalara imza atacaklar. Ama uzun süredir almak istediğiniz bir ev anahtarı ya da bir mülk anahtarı ile ilgili kafanızda fikir var. Mart'tan sonra yaparsanız daha büyük kâra geçeceğinizi düşünüyor olabilirim ben. Ani kararlar verip paranızı ziyan etmenizi istemiyorum. Özel hayat konusunda da evlilik ya da ilişkinizle ilgili netlik ve zamanı ve vakti ve ev kredisi, ok taksit, bu taksit derken parayı toparlayamadığınız gözüküyor. Günlerle ilgili korkunuz var ama bunların hepsini halledeceksiniz. Hatta ufak ilişkinizde yurt dışı seyahat yapma planı olan balık burçlarımız var. Onlar için de güzel seyahatler söz konusu olacak. Aslında balıklarda Ocak 14'ten sonraki güzel değişim, kararlı değişim ve verimli değişim olacak. Kaygısız, kaygılı evre kaygısızlığa doğru geçiş sağlayacak. Doğru dengeli yakalayacak. Evet, 14 Ocak haftalık burcumuzu da yorumladık. Hopluyorsunuz, zıplıyorsunuz, sevgiyle kalıyorsunuz.